Herkese merhaba dostlar. Bugün sizlerle beraber Constance'ı test edeceğiz. Constance nasıl bir karakterdir? Hemen çok kısadan bahsedeyim. Constance kız, mini Dolores'tir. Önceki videoda zaten anlatmıştım biraz o özelliklerini vesaire. Bu üçüncü video. Bu dördüncü video galiba. Üçüncü ya da dördüncü tam hatırlayamadım. Bu sefer de GR1 deneyeceğim. Bir önceki videoda GR3'te denedim. GR3'te çok fazla... Ya aslında çok iyi. Fakat bende arrogance olduğu için buna çok fazla ihtiyacım yok. Çünkü zaten Dolores'im de var. Arogansınız yoksa sizin için çok iyi olur. Hem boss'u tanklıyor hem o boss'un çıkardığı şeyleri, bücükleri tanklıyor. O açıdan çok iyi. 20 değil 19. 19 şey kaypalı. For Power of Dominance. Evet. Gerideki bakalım. Ben sadece Kamet'le deneyeceğim. Tek Kamet'le bakalım geçebilecek miyiz? Kamet'i koydum. Dolores'i koymayacağım. Ya da Dolores'i de koyacağım. Dolores. Şöyle. Atımım böyle. Tamam. 2x'i de aldım. Constance'ı da şimdi koyacağım. Dolores'in ultisi bittiğinde Constance'ın ultisi basacağım. O şekilde yapacağız. Constance hem heal basıyor. Aynen. Bitti ultisi. Şimdi şöyle Kamet'in ultisi geri gelsin diye hemen bunu da yapacağız. Dolores'in ultisi bittiği gibi. Oo, tek attık bu arada. Bu kadar hasar beklemiyordum. Bu arada da Pyros koymuşum da Twin Field var. Şu bana Twin Field çıkmıştı. Bunu niye güncellememişim bilmiyorum. Evet şöyle bir şey yapalım. Şu an karakter olmadığı için ultisini basmak istemiyorum. Burada Constance'ı basacağım. Constance'ın verdiği atakla 69k vurdu. Güzel. Ultisini basmayacağım çünkü ultisini bunlar gelince basmak istiyorum. Güzel. Hem heal basıyor hem atak veriyor. Anladığımız kadarıyla. Şimdi ultilerin hepsini bastık. Şimdi Laurel'da koyduk ve hepsinin ultisini getirelim. Constance dayanacak mı? Dayandı güzel. Evet bu şeyler çok fazla vuruyordu. Bunları bile tanklayabiliyorsa demek ki ölmeyecektir diye tahmin ediyorum. Bir de bunu tank olarak değil biz atak versin diye kullandık. Normalde arkada takılması lazım. Arkada kullanmak daha mantıklı. Fakat ben maksimum test için acaba tanklayabiliyor mu? Onu da öğrenmek için ön tarafa koydum. Şimdi bastık Constance'ı. Constance bu şekilde atak vermedi. Daha 230k vurdu gördünüz bu arada. Çok iyi oldu. Vurdu Kamet. Kamet'im dersem çarpılırım. Bir daha öyle bir şey söylemeyeyim. Şimdi bunları birazdan ultilere basacağım. Ben ultilerini basmam lazım da en başından da biraz geciktim. Ultileri bastım. Direkt Constance'a basıyorum çünkü diğer türlü ölecek gibi gözüküyor. Yani tank itemi giydirmediğim için ölme ihtimali yüksek. Fakat ben bir hem test etmek istedim. Sadece Kamet'ti biraz şımarık oldu. Evet, Konsas dayanamadı bu arada. Dayanamadı. Bakalım geçebilecek miyiz? 36 karakter kesmişiz de toplamda 59 var. Çok fazla bir can doldurdu. Ultileri tekrar basıyoruz. Kamet'imiz ölmesin diye Vortex'i bastık. Bende Hollow da var. Ben niye Vortex kullanıyorum onu da bilmiyorum. Şimdi burayı güncellemem lazım biraz. Evet, şu kaç tane daha kestik? 45'e kadar kestik. Çok az bir şey kaldı. Seni hemen kaldırıyoruz. Raiden'i kaldırıp Laurel koyuyoruz. Pyros'u da koyalım. Keyfine. Pyros'u kullanmış. Daha şöyle ultisini de basayım. Zaten bir şey yapmıyor yok ultisinin. Tekrar yetişti Kamet. Dolores'i de bastık. Constance da yetişti. Constance'ı da ön tarafa koymam lazım. Çünkü diğer türlü çalışmayacak. Evet yakın geçecek bu arada baya. Bakalım. Kaç tane daha kestik? 49 oldu. 53 oldu. 54'te kaldık. Evet çok az bir şey kaldı. Geçtik galiba. Evet geçtik galiba. Constance'ın ultiyi bastık. Constance'ın bir nevi Dolores fakat heal veren tank olduğunu unutmayın. Öyle bakmamız gerekiyor. Fakat 18 kod olursa önceden de demiştim. Birazcık fazla. Bu arada geçtik. Tekrardan geçtik. Sadece Kamet'le geçebildik. Testimiz başarılı. Constance çok fark yarattı mı bilmiyorum. Göreceğiz şimdi bastığı heal ve tankladığı hasardı. En kısası değilmiş bu. Tabi 130 buff varken çok daha hızlı kesmiştim. Ondan da en kısası değil. Statslara baktığımızda 134k vurmuş. Gördüğüm en yüksek hasar benim Kamet için. 404k'da hasar vurmuş bu arada Constance. Ben bunu fark etmedim. 404k çok az evet biliyorum ama sonuçta bir tanktan bahsediyoruz.
Yani Dolaris'in 404K vurduğunu düşünsenize, yine sıfırdan büyüktür yani, öyle düşünmek lazım. 175K'yı 800K'da hasar tanklaması. 800K hasar tanklaması, fakat bunun çok büyük bir kısmı, yani bir 600 değil de 500K'sı o kırmızı etrafa vuran yaratıklar desek, yine de o şeyin ismi nedir o kısmın, duvarın yıkılmasını engelledi az sonra. Bir kısım tankladı ki daha iyi de tanklayabilirdi bunu tank olarak gelirseniz. Fakat ben bunu atak bonus full gelirim çünkü atağını kullanmak istiyorum. Girit 1'de başarılı. Şimdi sırada bir Artifact Materia da deneyelim. Artifact Materia da %30 bonusu açmak istiyorum. Neden? Çünkü itemlerim çok yanlış. Zaten şey de farklı. Konstans'ı görebiliyor muyum? Konstans'ı gördüm. İtemlerim çok farklı. Ondan 130 bonus da deneyeceğim. Bakalım. Şuraya Vrat koyduğumda tanklatabilecek mi? Onu merak ediyorum ben sadece. Buraya Vrat koyduğumda tanklatabiliyorsa gerçekten çok iyi bir karakterdir. Bir de buraya Silas koyalım. Silas'ımızı da koyduk. 2x aldık. Bakalım. Vrat'ı orayı tanklatacak mı? Şimdi Deimos'u koyalım. Deimos'u da koyduk. Konstantin ultisini bekliyorum. Konstantin ultisi geldi. Silas'la beraber komboladım. Bakalım. Vrat'ı tanklatabiliyor mu? Şu an güzel gidiyor bu arada. Yok. Yetmedi. Yok, yetmedi. Tamam. Birinci deneme başarısız. Peki kendisini tutabiliyor mu? Kendisi bir sonuçta tank. Kendisi kalabilir mi? Onu test edelim. Artifact materyalde. Şimdi çoğu insan zaten başarılı, yani güçlü haliyle denediği için Konstans'ı çok rahat bir şekilde tutuyor onlarınki. Bakalım Konstans çok güçlü hale getirmeden, yani itemleri, eşyaları çok ortalama düzeyde. Ortalama düzeydeyken de çok iş yapabiliyor mu, onu göreceğiz. Evet, tanklığı sanki, o bakın tanklığı can basmıyor kendine. Gördünüz mü orayı? Kendine can basmıyor. O zaman ilk önce bir de şöyle deneyelim. Ben bir şey daha denemek istiyorum. Vrat'ı aynen koydum. Hemen Deimos'u koydum. Konstans'ı şimdi koyacağım. Deimos'un ultisi gelseydi yetiştirecek miydi? Çünkü o merak ettiğim şey oydu. Çünkü Deimos'un ultisi biraz geç geliyor. Fakat Silas'ın ultisi çok hızlı geliyor. Silas'ı erkenden koymaya gerek yok gibi geldi. Şimdi Silas koyacağım. Evet. Şuraya da bir de Arrogance koyacağım. Aa, hiç yetişmedi bir de. Konstans şu. Şöyle bir de Arrogance koyalım. Yok, yetişmedi, yok. Yok. Yok, yetişmiyor. Artifact Material'da ya kesinlikle güzeldir. Güzel kullanılabilir yan tarafta. Fakat inanılmaz değil mi? Orada birazcık soru işareti var. Sanki karakterin 18 para olması çok sıkıntı yaratıyor. Karakterin özellikleri vesaire her şeyi çok güzel. Fakat işte o 18 para olması her şeyi çok zorlaştırıyor. Kullanımı da zorlaştırıyor. Fakat yine de yer karakteri olması çok önemli. Yer karakteri olması çok fark yaratıyor. Şunları bir hemen yenileyim. Karakteri bence güzel. Kullanılır. Yani ol ya, karakteriniz yoksa, şimdi bende çok iyileri olduğu için ben çok iyi bir şekilde yani istediğim verimi alamam. Çünkü iyi, daha iyi bir şey varken nasıl kötüleştiririm? Yani diğer türlü de test etmek istemiyorum. Neden? Çünkü bende zaten itemler kötü yerlere göre çok iyi olduğu için çok sağlıklı bir test olmayacak. Çünkü itemlerim zaten çok iyi. GR19'u videosunu izlediyseniz GR19'da tek atıyorum. GR19 videosuna tek atıyorken ben nasıl test edebilirim ki bunu? Hatta bir GR19'da test edelim beraber. O videodan ayrı bir şekilde GR19'u, burada ne yazıyor? Baksın. Alora çıkarmış. Güzel. Sanki Alora çıkarmak daha mantıklı. Gear Rate GR3 19 şey kapalı Alora'yı. Bu sefer Dolores'i kullanmadan diyeceğim. Dolores çıkaramayanlar için, çünkü nimet niteliğinde bu. Ama itemleri bozdum. İtemleri çıplak ki bunların. Yok, yapamayacağız. 243 vuruyor. Yok, deneyemeyeceğiz şimdi. Oto giydir desem bakalım nasıl kadar yapacak. Bir deneyelim. Oto giydir deneyeyim. Bakalım yapabilecek miyiz? Şöyle tekrar edeyim. GR20'yi geçmiştim. Şöyle oto giydir diyelim. Bu birincisi oto giydir.
Sonra başka kime ota gidi diyeceğiz. Bunun zaten giyinik. Razak. Razak giyinik değil. Razak ota gidi dedik. Geri geldik. Brienne. Brienne hala. Ha, Brienne'de de Wrath'ın itemleri var. Şöyle bir şey. Şuna Calamity'yi bulalım bir tane. Yalandan. Calamity. Calamity. Alttan Attack bonus kriteri seçelim. Şöyle bir tane. Bu çok yüksekmiş. Bunu verelim ha. Tamam, burada tamam. Şimdi bir girelim. Herkes itemli değil mi? Evet, herkes itemli. Teste. Dolayısıyla başlangıçta koymayacağım. Daha sonra koyacağım. İdil'i koydum. 15 kavurdu, güzel. Şimdi Konstans koyacağım. Bakalım geçebilecek miyiz? Konstans, hadi. 18 kost olması çok hasar, çok zarar veriyor. Bu arada arkaya koymam lazımdı. Ön tarafa koymak hata oldu. 54K. 54K. Güzel. O, bunu ön tarafa koymak daha mantıklı. Arkası biraz yanlış oldu. Evet. Şimdi Silas'la beraber ikisinin ultisini basacağım. Silas'ı bastım. Konstans'ı da basacağım. Konstans'ı da bastım. İkisine rage de verdim. Şöyle bir şey de yaptım. Evet, Konstans önünde olsa çok daha mantıklı. Çok saçma sapan oynadım ama siz olayı anladınız. Bakın çok güzel atak bonus veriyor. 260k vurdu Silas. Viyana'm yok bu arada. Bu Silas Viyana'sız 260k vurdu. Evet, boss öldü. Silas'ı kaldırabiliriz. Aynen, %30 bonus da yok bu arada arkadaşlar. Görebiliyorsunuz. Şimdi buraya Dolores'i de koyalım. Ultiyi basalım. %30 bonus da yok. Konstans'ın Konstans bu kadar fark yarattı. Yani farkı yaratan şey hızlı kesimi sağlayacak Konstans mı? Tam olarak hayır. Fakat Konstans da işe yaradı mı? Evet, işe yaradı tabii ki de. Şu an benim itemlerim geri 19 için çok fazla. Geri 20 desek geri 20'de böyle bir şey imkansız. Çünkü geri 20 de inanılmaz güçlü. Yani full itemlerimle bile zar zor geçerken şu an itemlerim kötü haldeyken imkansız geçmem. Bunu kaldırıp Silas'ı koyacağım. Şurayı da Arrogance'ı koyacağım. 2x'de kalmaya devam etsin. Silas'ın ultiyi geldiği gibi basacağım. Silas. Bunların hepsinin ultisini geldiği gibi basacağım. Bunu bastım. Bunu da bastım. Çok güzel. Çok güzel. 130 açık değil bu arada, unutmayalım. Evet. Konstans'ın ultiyi de basalım. Burasınki bitecek çünkü. Şöyle yalandan bir şey daha yapalım. Güzel. Güzel. Silas çok güzel karakter ya. 100K bakın burada 250K falan vuruyordu. 100K vuruyor. Yani Konstans verdiği, gerçi o 250 kritik yüksek gelmiş ultisi içindeydi ama Konstans'ın o %40 hasar artışı yine çok fark yaratıyor diyebilirim. Fakat 18 kost olması yere koyma konusunda işte çok büyük problem. Onun harici güzel. Bir dakika, bu item güzel. Crit demiş, crit rate. Ama yani seti çok kötü. Evet, video bu şekilde arkadaşlar. Beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayınız. Yorumlarınızı kesinlikle geçirmeyin. Konstans çıkardınız mı? Siz kullandınız mı? Beğendiniz mi? Ben bir tık hayal kırıklığına uğradım. Ben çok daha iyi karakter bekliyordum. Çok kötü geldi. GR21'i denedim. Ben GR21'i geçerim diye tahmin ediyordum bu Konstans sayesinde. Fakat geçmeyi bırakın, yakın bile olmadı. Ondan dolayı bir tık hayal kırıklığı var diyebilirim. Şu itemleri düzeltelim, eski haline getirelim. O açıdan işte bir tık kötü oldu. Ben GR21'i yine geçemedik. Gerçi Hollow çıkardım şimdi. Belki Hollow'la deneyip geçerim. Şu Brienne'ye de rastgele şu giydi, oto giydir diyelim de oto fight'larımız bozulmasın. Biri enne. Heh. Oto giydir dedik. Tamam. Saçma sapan bir şekilde dizdi. Giydi. Şimdi herkes tamamdır umarım. Yani sen farklısın. Sana da bir oto giydir dedik. Tamam. Herkes tamam. Herkes mutlu mu? Herkes mutlu gibi gözüküyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.